Fatma, senin var mı böyle pişmanlığın? Yok Kadir Bey. Yok, her şeyde yok. Kararlısın, iyi ki de verdim diyorsun. Evet. Peki Semra? Yok. Hiçbir tereddütsüz verdim. Serpil Hanım, sizde var mı? Benim var. Nedir? Ben çok iyi niyetli davrandım. Burada kime karşı çok iyi niyetli oldun? Hayır, yani genel olarak gelirken de düşünmüştüm. İki benim için çok az bir puan. Ama herkes kendini düşünüyor. Ben öyle düşünmedim mesela. Peki üçten başladığında beşe ben, kadar puanımız var. Biliyorum. Yani en kötü hiç yetiştiremeyen çıktığında da yine üç mü verecektin? Yok, o zaman iki verirdim ki nitekim de verdim yani. Yenilebilir kıvamdaysa peki, vermezdim. Peki diğer arkadaşlara da fazla merhamet gösterdiğini düşünüyor musun? Yok, düşünmüyorum yani. Aslında Semra'ya evet şu anda biraz pişmanım. İki verebilirmişim. Bana sinir krizi geçirtti. Yani ona üç verdiğime çok pişmanım şu an. Yani sizi önemsemekle ne kadar büyük hata yapmışım, ben bunu anlıyorum. Yani sen Semra'ya şu an aşırı sinirlendiğin için üçten pişmansın. İzmit'ten yüklenip gelmişim. Siz kendinizde gurur duyacağınız yerde Semra Hanım bizi önemsemiş, bunları taşımış, önemli bir yani önemsip masa koymuş diyeceğiniz hayatım, yerde. Hayatım hepimiz önemsedik. Önemsemediğimiz bir masa alın cebinize değil. Kusura bakma, sen çok önemsedin de biz laf olsun diye tabakları atmadık yani. Şey Kadir Bey'e bir şey soracağım. Ben önemsedim, ben önemsedim diyemezsin Semra. Evet önemsedim. Hayır ben de önemsedim. Herkes önemsedi. Saygı duydum size. Ya kaç tane davet masası hazırladın Allah aşkına, soruyorum benim sana. Benim evimde her hafta, her hafta misafirlerim olur. Her hafta. Misafir başka bir her şey. Her hafta çünkü misafir başka hazırladım. Bir şey. Benim sorduğum şu masayı kaç kere hazırladın? Ben şu sürekli masa, hazırlıyorum. Bu masa. Evet sürekli hazırlıyorum. Bu. Böyle çiçekli. Sen hazırlıyorsan. Böyle. Sen hazırlıyorsan size Serpil Hanım, ben de hazırlıyorum. Hayır, ben inanmazsın arkadaşım. Hazırlayamazsın. Hazırlasaydınız illa hazırlayamazsın. Olur ben hazırlayamazsın. Bu kadar iddialıyım, hazırlayamazsın. Valla benim misafirlerim size şu anda gülüyor. Gülebilir. İzledikleri benim, zaman gülüyordur. Benim de neden fotoğraflarını bile gösteriyor. Böyle bir masa hazırlamaz. Normal klasik masa hazırlanır yani her hafta gelene. Kadir Bey. Benim telefonumu getirirlerse nasıl masa hazırladığımı orada resimleriyle gösterebilirim. Yani böyle çiçekli, kadehli, suplu masa. Benim şöyle ki, bakın yani. Ben çiçek normalde sevmiyorum. Benim bu masanın ortası yiyecekle dolu olduğu için. Suplu koyuyor musun mesela? Tabii canım, bütün büyük servis tabaklarına kadar koyuyorum. Bunu ben evde kullanmıyorum. Mesela ama koyuyorum yani. Yani buraya kurduğum masanın aynısını evimde kuruyorum. Az önce sinirlendin ya, biz öyle tabakları rastgele mi attık sanki? Evet yani, çok saçma değil mi? Ben özendim ama siz özenmediniz. Bu ya bir kere çok demedim. Büyük bakın, saygısızlıktır Serpil yani. Serpil Hanım dedim ki, başından beri dedim, bakın ben ilk ikramdan tutun masaya kadar sizleri önemsedim. Aa, orada alıp gelmişim dedim. Siz Semra'cığım bak aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Ama aynı şeyi tekrar ediyorsunuz. Hep böyle gömmek için konuşuyorsunuz benimle. Toplamımızda şu olmasın. Aynı şeyi niye tekrar ediyorsun. Niye yani bu kadar sana karşı hırslar? Niye seni gömmeye çalışsınlar? Çünkü benim yardımdan da yüksek bir yer yapmadı. Ya zaten 9 çeşit gördükten sonra hepsi bana gardını aldı. Çok kıskandım var ya. Şimdi yandı, geride kaldı 8 çeşitli Kadir Bey. Acayip kötü oldu. Ve ben ilk 1 saatte 6-7 çeşitli çıkartmıştım zaten. Yani onların menü diye sunduğunu ben 1 saatte yapmıştım. Yani olayın temelinde kıskançlık mı yatıyor? Valla işte çekinmezlik yatıyor diyorum. Valla ben hayatımda kimseye hiç köşe kadar kıskanmadım. Hiç kim benim kıskançlık huyum yoktur kesinlikle. Asla. Kimse bunu iddia edemez bana. Bir şey söyleyeyim, içli köftemi hepsi kıskandı. Çorba senin ağzını yıkıyorsa hamur olmuş yani bulgur da benim ağzıma yapıştı. Hele benim çorbam gerçekten evet, çok güzeldi. Evet içli köfteli kıskandık çünkü çok kalın olduğu için kıskandık. Ne kalınlığı var içli köfte kalın. Ya ben içli köfteci miyim? Hadi yorum alacağım çorbaların tadına bakın iyice. Evet. Semra Hanım'la başlayalım. Çorbanın kıvamı falan güzel, yerinde biraz şekerli bir tat geldi bana ama bir de bir o kadar da acı. Bana acı geldi. Tarifimde neyse birebir onu yapmışım. Yani acı tüketen biriyim ama bir bana şey, fazla acı geldi. Yani tarifi bunu şimdi yapmasam. Pul biber attığından falan. Pul biber, karabiber. O biraz fazla olmuş. Evet biraz fazla körü olmuş. Doğru. Biraz peki, fazla olmuş abi. Kıvam olarak falan sebzeleri eşit pişmiş mi hepsi? Bak pişmiş. Bunları bak. Pişmiş yani. Bir bakın ne olur bak. Bunları hep ben doğranmışım bak. Gördüm ablacığım. Doğramışsın. Kıvamı falan yerinde. Hani sıvı değil, katı değil. Ancak dediğim gibi şekerli bu bir tadı var yani. Ama bir o kadar da şey acı. Peki Serpil Hanım. Çorbanın kıvamı güzel. Evet doğru ama eşit doğranmamış. Hepsi eşit şu değil. Çorba mı daha eşit doğranmamış? Biraz daha dişe gelir ve iri iri bir küp bunun olmalıydı. Bunun tarifi bunun iri olamaz asla. Bir hayır. İri olmalı. Bir tık yani hayır. Küp küp olması gerekiyordu. Serpil Hanım. Bunu ben de yapıyorum. Yapmadığım olmazdı. Bir çorba değil. Tamam peki sen... Gerçekten ben de bu
Ben kendime niye eziyet edeyim? Ben de onu yürü yürü doğrardım. Ama gerçekten bunun tarifi bu yani. Bu gayet ince doğranmalı. Hala ablacığım bunun ince doğranmalı. Havuç var. Havuç var. Patates yok mu? Kırmızı, ne koyuyoruz başka malzeme için? Kırmızı ben göremedim şey çünkü. Biberi var. Kapya. Kapya biber. Yeşil biber, domates rendesi, iki tane havuç, iki kaşık ununu kavuruyorsun işte. Şimdi normalde bunun içinde kereviz de oluyor, havuç da oluyor, hayır, patates de oluyor. Yani şey değil mi? Benim kardeşim dedim ya, benim üç kardeşim de artçı. Onların torbası. Galiba ucuna yani. Çıktı çorba. Olabilir de. Yani. Sebze çorbası. Yani bu adı harfi bak birebir. Sebze deyince hani ben çeşitlendiriyorum genelde. İşte hani belirli başlı bir sebze ismi kullanılmamız. Kesin değil ama anada konulması gereken evet şey kapya biber doğru. Ondan sonra havuç ve patates doğranıyor, kabak doğranıyor. Ama o beğendin mi sen? Ben beğendim. Beğendin. Afiyet beğendim. Olsun. Rukiye Hanım? İç malzemelerini hani çok bilmem. İstediğin sebzeyi koyabilirsin. Terbiyeli çorba. Benim çorbamı beğenmediniz ama daha güzel ve daha en azından şeydi. Nasıl söyleyeyim? Böyle bir ferahlık, hoş bir... Evet Hava abla. Sen bir sen yarmaları beğendin. Yarmaları pişmemiş çorban çok ya. Güzeldi. Gerçekten damağımda kaldı yarmalar. Hala gitmedi. Akşamdan ısladım. Yani akşamdan ne ısladım. Evden getirmişsin. Akşamdan ısladım. Evden getirmişsin. Çorba yaptım sen diyorsun. Sen bir sus. Sen yorum herkes yapma. Burada kendisi yapmış çorbasını. Benim dedim şu. Bak bunlar hep el emekleri yani. Hep doğrama. Çok malzeme doğradım. Çok. Bu iyi doğrama yani. Dış sefte yardım etmedi. Çok yorulmuş. Aşkım bir de soğuk geldi gerçekten bu ama. Gerçekten onu yaptım. Ben Rukiye'nin sözünü dinleyelim. Ben sıcak çorba seviyorum. Ağzım böyle bir tık yakacak. Soğuk. Sen çorbanı kendisi de beğendin mi ki lezzetini? Ya ben yapmam evde. Tamam hani, olabilir. Bir yerde de bunu yemem ama Hava ablam yapmış. Ellerine sağlık hayatım. Ellerine sağlık. Evet. Bir yerde yememenin sebebi sebze çorbası sevmiyor. Evet sevmiyorum aynen. Peki afiyet olsun. Fatma Hanım. Ben ellerinize sağlık. Acısı var. Acısı olmasaydı. Bir de sebzeleri küp küp. İçinde de kereviz olsun isterdim ama güzel yani. Sebze şekilleri eşit değil mi sana? Değil ya. Hani ben de küp tercih ederdim. Böyle hani kaşığa bak geliyor ya. Mesela kırm bak kapya biber görünüyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Havuç da şu çorbanın tarifi bu. Ben bunu aşırı yapsam olmaz yani. Acı olmuş güzel olmuş. Anladın mı? Güzel olmuş abla. Güzel olmuş. Lezzetini beğenmiş ama şekil olarak küp isterdim diyor. Evet. Ama acısı var. Evet tarifi var doğru. Ama onu sen bu kadar yemek yapan bir insan neyi ne kadar koyacağını bilmeli. Arkadaşlar sorduğum çok güzel. Kıvamı bir diğer çorbasına yakışmaz mı? Küp küp olsaydı hani ben isterdim kereviz de olsun isterdim. Kereviz de değil ama ben de küp olmasını tercih ederdim havucum falan. Ama şey, lezzet olarak beğendiyseniz problem yok. Bir tek bunda havuç tarifte öyle rende. Evleri hep ben elimden doğramışım. Evet, hasta olduğun için yaptın bitirmedin. Size cevap veririm. Şifa niyetin aşkı içerim. Peki afiyet olsun. Asıl iddialı ara sıcağımız su böreği efendim. Yanında da ıspanak boreli var. Gelsin ya. Lezzetine bakıp yorumlarımızı yapalım. Altı sürdüm bir. Ay acısını ayarlayamadım diye laf ettiler. Lütfen ya. Bu kadar da olmaz ki. Bu çorba yani. Bunun doğurmasına içindeki malzemeye dikkat edeceksin. Bir acıyla bir şey bulamadılar ya. Bir şey eleştirecekler. Sizin modunuzu mu düşürmeye çalışıyorlar? Benim modumu düşürmeye çalışırlar ama hiç... Düşmeyecek evvel Allah izniyle. Evet Fatma Hanımcığım nasıl buldunuz ara sıcakları? Sunum, lezzet, kıvam. Sunum olarak güzel ama çarşaf böreği mayalı mı oluyor? Bizim yöremizde mayalı yapılır. Ben annemin tarifi bu. Yıl hep sürekli de yaparım yani. Boşnak böreği desem dediğinizi anlarım. Çarşaf böreği isteyen mayalı yapar, isteyen tuzlu hamurla yapar. Ama bizim yöremizde bu şekilde yapılıyor. Kıymalı bekliyordum. Kıymalı çıktı. Yani o güzel. Peki size göre mayalı oluyor mu? Bana göre mayalı olmuyor. Ama yok. O çarşaf böreği değil işte. O kol böreği. Yok. Genellikle çarşaf böreği mayasız hamurdan olur. Bakın ben börek salını hissettim. Ben bitireyim. Kıymalı evet olmuş istedim mi ama hani baharatı eksik. Baharat kıymanın, ne karabiberi, buna? Soğanı var. Ama ağzıma gelmiyor. Karabiber var, tuzu soğanı eksik, var. Karabiberin tadını alamadım. Çok az atmışsınızdır. Valla bir çay kaşığı attık yani 500 yani. Gram kıymaya kaç kilo, ne kadar atmam lazım? Bir çay kaşığını kaldırıyor zaten. Ben sürekli yaptığım bir börek bu. Ben de yapıyorum. Karabiberi kattığınız zaman yerken ağızda boğazda bir acılık bırakıyor. Ona göre terazilemek gerekiyor. Siz acılı seviyorsanız onu bilemiyorum. Yok acılı ama değil. Ama ben bunu sürekli yapıyorum. Ben karabiberin tadını alamadım. Ve Kadir Bey soğanı de gördü. Soğanı da biraz daha fazla olsaydı daha lezzetli olurdu.
ve mayasız yapsaydınız daha güzel olurdu. Hanımefendi. Bana göre. Ben yöresel ailemden gördüm. Ben sürekli yaptığım bir şey bu. Ben size boşnak böreği yapacağım, kol böreği yapacağım demedim. Çarşaf böreği yapacağım dedim. Bizim yöremizde, ben Bolu'yum, yöremizde çarşaf böreği böyle yapılır. Ben kol böreği demedim, boşnak böreği demedim. Ne o? Bir yörenin daha var yemeği. Böreği. İnce peki bir şey soracağım Fatma Hanım'a. Mayalı seçmesinin altında bir şey arıyor musunuz? Ya mayalı seçmesinin yanında neydi diğer normal çarşaf bazlama böreği. Bazlama yaptı. Hayır, bunun hamuruyla o bazlama birlikte yapılıyor. Bir hamurla iki çeşit hamurla iki çeşit yapılıyor. Genelinde yani şimdi o kadar ustalar var, o kadar aşçılar var, şefler var. Biri farklı yapıyor ve siz diyorsunuz ya ben bu işin işte dükkan açtım. Hiç fark etmiyor. Bakın boşnak yani, böreği başka bir şey. Ayırt edelim bunu. Boşnak böreğiyle çarşaf böreğinin alakası yok. Boşnak böreği mermerin üstünde açarsın. Çarşaf böreği çarşafın üstünde açılır. Evet, tamam bunu söylüyorum. Ama bu mayalı işte. Bakın mayalı yorum olsun diye yapmayın bir söylüyorum. Araştırın o zaman. Araştırmama yemek gerek yok. Araştırmama gerek yok. Ben de gayet tecrübeliyim bu konuda. Hiç gerek yok. Yani bana göre Fatma mayalı olmaz. Dinlemiyorsunuz ama bakın. Bana göre mayalı değil. Bizim yörede ben Bolu'luyum dedim. Bir daha üstüne basıyorum. Bolu'luyum ve bizim yöremizde bu şekilde yapılıyor. Ben de Zonguldak'tayım. Aramızda yarım saat var bakın. Tamam bu o zaman siz bu böreği biliyorsunuz. Bilinçli evet. Yapıyorsunuz. Değil hayır. Bilinçli niye yapayım canım? Kesinlikle. Niye bilinçli yapayım? Evet, bilinçli ben bunu bilinçli yapıp sen niye yapayım? Diğer arkadaşlarımın kafasında farklı işaret bırakmak için yorum yapıyorsun. Bu yani böyle buradaki kesinlikle. Buradaki olan kişiler çocuk değil. Peki börek bu yani. Yetişkin insanlar herkesin bir yaşı var. Yani siz burada böyle illegal konuşup da işte etki yapıyorsunuz değil yani. Evet etki yapıyorsunuz. Yanlış. Ne onların aklı çünkü yok mu, gözü Bolu'luyum. Yok mu, dili yok mu, damağı yok Bolu'luyum. Mu, tadı yok mu? Ben de Zonguldak'tayım arkadaşım. İllegal derken yan anlamadım. Yani böyle şey yapıyor. Size karşı ben kışkırtıyor mu? Kışkırtıyorum onları gibisin. Niye cahil insanlar mı? Yaşları başları var. Herkesin tecrübesi var. Lütfen. Yani siz bizi ilk başta bir dakika. Belki siz bize şu anda cephe alıyorsunuz. Ben sizi o konuda anlıyorum. İlk başta geldik. Evet tamam hani menünüz şudur budur. Siz direkt sinirlendiniz. Giriş ya ben öyle bir sinirlendim. Sinirleniyorsunuz çünkü. Şu yemek menüsünü ilk başta çorbada işte menüyü saydığımızda biz ama basit dedik tamam tamam da şimdi o savunacağım. Yok, tabii ki savunacaksınız. Semra Hanım ama diyorsunuz ki hiçbir anlamı yok sizin yorumunuzun diyorsunuz. Ya hayır ben anlamsız geliyor. Bizim yorumumuz asıl sizin için önemli. O anlamda demiyorum bakın açın babası izin verin. Şimdi hanımefendi diyor ki mayasız mayalı demediniz. Bu bir görecedir. Bazlama konusunda geldiğimiz zaman da ben onu aslında menüye koymayacaktım bile bazlama olarak. Keşke olmasaydı. Hayır menüde bulunacaktı yapacaktım. Ama isim olarak koymayacaktım. Dedim hadi nasıl olsa aradan çıkacak. Yani ben onu peki yoğurtlamaya gelelim bakalım. Yani. Yoğurtlama nasıl olmuş Fatma Hanım? Yoğurtlama güzel. Onu beğendim. Lezzetli. Güzel. İkisini uyumlu buldun mu? Yok. Neden? Ya biri yoğurtlu, biri kıymalı yani yağlı. Hangisi? Bu kızartma. Kızartma değil mi? Fırında mı yaptınız? Üzerine sos döktünüz. Bu yağlı. Nerede yağ? Gösterir misiniz? Bakın üstüne gezdirdim yağın haricindeki yağı gösterin bana. Allah tamam, aşkına. Bunu nerede yaptınız? Neyi kızartmadınız nerede mı? Tamam kızart. Yani onu söylemeyin bana. Tamam Hanım. Kızartma işte bu. Lütfen tabağınızın içine biriken yağı gösterir misiniz ben bana? Ben biriken yağı demiyorum size. Siz tamam. Dikkatli dinlemiyorsunuz demek ki herhalde. Ben yağını süzmüşüm. Yağını çıkartmışım. Yağsız yapmışım. Üstüne dök gezdirdim yağla getirmişim. Ya bunun yerine hafif de bir şey yapabilirdiniz. Başka? Ne gibi? Ne gibi? Ben hani niye söyleyeyim ki? Altın gülü gibi kısır mı yapayım? Patates salatası mı yapayım? Sürü, veya Rus salatası mı yapayım? Bir sürü çeşitler var. Soğuk meze çeşitleri var. Ne yapayım mesela? Ne yapayım? Bunu yanına ne yapayım? Siz bulsaydınız ben niye söyleyeyim ki? İşte size? Ben yaptım bunu buldum. Yağlı diyorsunuz. Bakın, ben bu benim fikrim ya. Siz benim fikrim bu şekilde. Fatma Hanım yağlı dediniz. Bakın ben de geleceğim oraya oturacağım. Ben de size aynı tepkiyi verdiğinizde siz de bana bu şekilde yaklaşırsınız o zaman hiç olmaz. Yağlı dediniz yemeyin. Şu an yaklaşma nasıl evsel bir size? Ne olursa olsun biz misafiriz. Aynı İnşallah. Konuma ben de geçeceğim. Ben de aynı tepkiyi verirsem ne olacak? O zaman al gülüm ver gülüm mü olacak yani? Bakın benim bugün anlıyorum. Ilk günüm. Kimse kimseyi evet, tanımıyor. Değil. Sizlerin damak zevkini bilmem. Bakın bugün değil. Benden sonraki arkadaşımız bir takım fikirlere tabii sahip oldu. Ben hiçbirinizi tanımadan bu menüyü çıkartmışım. Artı yağlı dediğiniz zaman bu kızartma tamam. Ama bu kızartmanın yağını kusar. Ben yağını ben size demiyorum. Kızartma diyorum. Yağlı hani kızartma olduğu için diyorum. Tamam. Yağda kızartıyorsunuz ya. Daha hafif olabilirdi. Ama yoğurt da hafiflettik hayatım. Bakın böreğimi sıcacık getirmişim. Yok. Kızartmamı yağsız yapmışım. Ilık, gayet güzel. Sıcak sıcak gelmedi böreğe. Yani şu anda bizim sıcak bekleme değil. Süremiz var. Tabii benim böreğim zamanında çıktı. Şu anda siz diyorsunuz yani sıcak. Ona istinaden ben mi diyorum? Hala peki sıcak değil. Serpil Hanım'a gelelim bakalım onun yorumu ne olacak? Serpil Hanımcığım buyurun. Benim yorumum ne olacak? Evet ben de mayalı bir çarşaf böreği beklemiyordum. Çünkü sürpriz yaptım. Olur mu peki? Çarşaf böreği mayalı olur mu?
Neden olur? Daha kolay olduğu için mayalıdır. Bak, açması daha kolaydır. Ama normal bir börek yaptığınızda çarşaf böreği eğer maya kullanmazsanız açılması daha zordur. Yo, diğerini kolay yapıyorum. Açılmaz. Çok kolay yapıyorum. Onun için de sorun yok çünkü yağlı da bırakıyorsunuz. Ama maya tamam ama o zaman da çok yağlı oluyor. Bazlama yapmak için bir hamur yapayım ikisi aradan yani, çıksın. Yani aynen öyle olmuş. Yok. Bence de bazlama olmuş. Fikrim tamamıyla son dakika gelişti. İnanın yani. Ben size yani keşke elimde açma börek yapmak Batman istediğim için yaptım. Hamurumu da fazla tuttum. Hani etin yanında işte. Şey olsun diye yani söylemedim. Hani doğal bir ekmek yiyin istedim. Ondan peki, bazlamaya geçiyorum ama yani siz maya sabunundan yapılan bir böreği daha mı meziyetli buluyorsunuz? Ben tercih ederdim. Peki lezzeti nasıl, bir börek tadı var mı? Börek havası. Börek değil, normal mayalı. Poğaça gibi. Yani börek mayalı, mayalı yok, bir şey batlandıramadım şey yani mayalı. İsmini unuttum neyse. Kıymalı. Bakın ben bu böreği beklettim. Açtım, beklettim, evet, gevşettim. Evet. Masamda zar gibi gözükene kadar da açtım. Açtım ve bakın öyle bir hazırlamışım ki tam kıvamında ne vık vık yağı var onu sıkacak derecede. Yok yağ falan yok. Yani yağ dedi hanımefendi. Ne yağı yo, var. Yok yok yok. Ne kuru da var. Kuru da yok. Ben sadece tercihim. Gözünü seveyim yani Rukiye Hanım, kuru da değil yani. Lütfen. Mayasız olmasını tercih ederdim. Önemli olan lezzetini beğendiniz mi, tadını beğendiniz mi? Bakın ben size lezzetli börek bir şeyler yedirmek için geldim. Börek gibi değil de poğaça içi gibi şu an. Ha, beğenmiyorsanız yani ayrı bir yer. Ama yani lezzeti yerinde mi? Tadı yerinde mi? Ya bunları söylemiyorsunuz. Sadece işte mayalı mayasız takıldınız buna yani lütfen. Peki kıymasının için lezzeti nasıl Serpil Hanım? Ben beğendim. İçini beğendim. İçini beğendim. Fatma Hanım yağda kızardığı için ağır olduğunu söylüyor. Ama evet, tabakta bir yağ var demiyor. Yok yok onu demiyorum. Peki yok, Serpil yok, Hanım yok. Fatma Hanım'a göre gene böreğin ben içini beğendi. Evet, lezzetini beğendi. Kızartmayı da ağır bulmadım. Ya kıymalı yani. Uyumlu buldun mu yan yana yoğurtlamayla yani böreği? Çok dengeli değil. Böreği tek börek olarak tercih ederdim. Peki. Yanında bir kızartmaya bakalım Havva Hanım beğenmiş mi? Böreğin yanında gitsin diye düşünürüz de genelde evlerimizde falan. Şimdi Semra Hanım'a bir şey sormak istiyorum. Semra Hanım hani bu hamuru yoğuruyoruz ya. Yoruyoruz. Onu şimdi atıp yağlayıp da üst üste koydun mu bu hamuru? Yok. Bu değişik. Bu boşnak mantığı için tamam. Böreği değil hayatım. Öyle olsa bu tek açmadır. Tamam. Bizim, yani bizim yöremizde böyle yapar. Benim annem de öyle yapar. Masanın yani etrafına geçer, döne evet döne açar ve şeker. O işte boşnak böreği. Kol böreği, boşnak böreği o anlama geliyor. Biz zaten Yugoslavyalıyız. Evet. Tam yerinde. Tabii evet, tabii. Şimdi onun için çok benim iyi bilirim o böreği. Kayınvaliden boşnak. Yani o yöreyi de biliyorum, onu da biliyorum. Peki bunu ben sizin yaptığınız gibi de ben çarşafın üstüne attım. Ama Serpil Hanım'cığım, yine çekerek açıyorum. Risk almamak için yapmış. Evet. Yani o börek yağlı olur, evet, bunun kadar püf olmaz, yok, çok kaçırsın diye. İnanın öyle bir hani şey geçmedi aklımdan. Hani eldir yani hani. Yok, kesin onu da bilmeniz gerekir onu. En az bunun kadar lezzetli yapardım. Çünkü çıtır çıtır olur, çok da lezzetlidir. Peki bakalım Havva Hanım yorumu neymiş, buyur ablacığım. Ben böreğin içini beğendim. Bir hatası biraz daha pişmesi mi ki? Bak içi böyle dibe biraz daha yok, kızarmaz. Yok o beklediği için çiğlendi Hava ablacığım. Yoksa sardım ben, çünkü ben onu soğuk ben olmasın böreği diye beğendim. Çiğlendi alttan. Şey biraz kızarmamış. Katır kutur edeyim az daha bu içindeki zebzeleri. Biraz bir tık daha kızarsaydı. Evet bana da geldi bir ama sebzenin şey çok kızarmasından yana değilim. Bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi bunu bazı yemekler var ki hani görseli öyle, hı-hı, onu yapmak zorunda tabii olur. Bunu koymasaydın ay bunun tarifi böyledir olmaz. Şimdi evet, bunun görseli mi bu yağ eritip yoksa kendinden mi eritip kodun onu? Hayır böyle ben kendim de evde yaparken kimi zaman yağ eritip koyuyorum, kimi zaman sadece pul biber döküyorum. Size görsel açısından hoşluk gözüksün diye yaptım bak yani. Tamam bu da şey olmuş, bir tık yağı fazla olmuş. Bir üstünün yağından bahsediyorum. Yağ da dökmesen var ya o yoğurt onu kaşığı yedirirdi. Ben böreği beğendim, ben yalan söyleyemem. Yağsız getirdim ablacığım. Ötü yağızda kart kurt diye şey, yani. Kabaktan. Kabak ama çok pişen bir sebze değil ki. Yani çok böyle bir de yağı az daha az koyulacaktı. Biraz antalite derler hani biraz dişe değmeli kabak. Çünkü hep peki sen bunu börek olarak kabul ediyor musun? Böreği ben şimdi güzel daha nasıl olmalı? Peki Serpil Hanım siz bu böreği çarşaf böreği olarak adlandırıp puan verecek misiniz? Çarşaf böreği olarak değil mayalı börek olarak puan şimdi vereceğim. Boşnak böreği desem yorumlarınızı gerçekten başımı tacı diyeceğim. Ama ben çarşaf böreği yani bizim... Tamam çarşaf bakın, böreği. Boşnak değilim ama benim... Çarşaf böreği ile boşnak böreği arasındaki fark ne bu arada? O bir mayalı bir mayalı siz. Aslında hayır, sistem olarak aynı hemen bizde hemen mayasızdır. Mayasız. Çarşaf böreği evet aynen çarşaf serilir masaya çarşafla... Tamam. Boşnak böreğinin farkı ne peki çarşafta? Boşnak böreği Semra Hanım'ın dediği gibi
böyle tabak kadar açılır. Tamam. Yağlanıp üst üste konulur, bekletilir. Ondan sonra tek tek yufkalar açılır. Yok, ve tekrar tarzım öyle değil. Yağlanır. Ben de Sakarya'dan geliyorum. Sakarya'da biz de yapıyoruz. Çıtır çıtır işte olur. İşte boşnak böreği böyle, o. Hayır çarşaf. Sakarya'da boşnak çok. O senin dediğin çok... öyle değil işte. Lütfen. Hayır çarşaf. Hayır tek. O ayrı. Tek şeyle hamurla. Hanımefendi anlaşamıyor muyuz? Ben mi anlatabilirim? Bakın. Dediğiniz böreği tamamıyla nerede buluşacağız merak ediyorum. Hayır siz şimdi hani börek işinden anlıyorsunuz ya. Kesin takabilir miyim? Ben bunu çıtır Serpil beklerdim Hanım, hatta bugün boşnak, yorumlarda da bundan dedim. Bundan dolayı diyorum yani Serpil Hanım'la. Ama o da diyor ki mayalı olmaz diyor o da. Mayalı olmaz Serpil zaten. Serpil Hanım'la yapıldı bakın yapılış tarzı var sistem var yani bir tamam şey. Tamam da o da bunu çarşaf böreği olarak kabul etmiyor ki. O da diyor ki çarşaf böreği yağlı boşnak olur çıtır çıtır. Boşnak böreğin adı zaten boşnak böreği geçiyor. O boşnak böreği diye ama annem. Annemler Üsküplü. Annemler yaptığı zaman böreği evet çarşaf böreği diye geçiyor. Ama asla maya olmaz. Bizde mayalı yapılır böyle kol böreği gibi. Aynen minik minik kesilir. Evet. Tepsiye şöyle konulur. Hayır, bakın, biz apayrı bir şey. Onu apayrı. Mantı diye yeriz mesela. Ya, çok da keyiflidir. Ben boşnak mantısını biliyorum. Bu değil yani. Bakın, dediğiniz apayrı bir şey. Lütfen. Tamam ya işte bu değil yani. Şey. Siz bunu çarşaf veri olarak kabul ediyor musunuz? Puan verecek misiniz? Etmiyorum. Ya şöyle tabii ki puan vereceğim. Emek var burada. Hani ellerine sağlık. Ya nasıl etmiyorsunuz? Hayır, anlamış değilim yani. Bak, siz daha iyi anlıyorsunuz. Börek işinden anlıyorsunuz Rukiye ya. Hanım buna ben anlamıyorum. Bu dediğinizi ben anlamıyorum. Sizin dediğiniz boşnak böreği. Tamam böreğiniz çok güzel. Böyle mi olması gerekiyor? Evet bu böyle ama ben boşnak ama böreği ben derim bildiğim anlarım. Kadarıyla çıtır çıtır olur böyle börek. Hayır hayır. O mayasız olursa çıtır peki çıtır. Peki mayalı bolca... olursa çıtır çıtır olmaz. Yani o zaman parantez içinde Bolu usulü çarşaf bir tek geldiğinde şu an kabul eder miyim? Başka olabilir. Bir börek bekliyor. O zaman isimde hata. Sadece buna isimde hata. Şey ben bunu birçok yörede de yedim yani. Hiç yemiş olabilirsin de hanımlar hani onlar da aynı şekilde denk gelmedikleri için isim olarak çarşaf böreği yazınca otomatikman herkesin aklında ezbere bildiği bir çarşaf evet, böreği bilinmiş. Vallahi ben şu anda da onu göremedikleri için hayal kırıklığı yaşıyor ama lezzet odaklı baktığımızda Rukiye Hanım ismini bir kenara koydum. Lezzet odaklı baktığımda kıyması lezzetli mi, hamuru güzel pişmiş yani mi? Lezzetli ama benim yani sevdiğim bir iç harcı değil. Peki afiyet olsun herkese. Ana yemeğimiz geliyor. Ana yemeğimiz neydi? Köç kebabı, karamelize soğan, yanında patlıcan salatası. Yani közde patlıcan. Evet bekliyoruz efendim. Evet belki de program tarihinde ilk defa çarşaf böreğini bu kadar uzun konuştuk. Evet. Detaylara indik. Peki Semra Hanım ve Esra nasıl bozuldu Rukiye Hanım? Verdiğiniz cevaplara karşı tavrı nasıldı? Çok sert davrandı. Yani yorumlamak zorundayım ben yediğim böreği. İddia ediyor çarşaf böreği. O zaman adını çarşaf koymayacaktı yani. Çarşaf böreği değil. Yani üstünde bir baskı Bolu hissettin böreği. Mi beğenmen açısından? Yani kurdu. Kurdu. Fatma abla? Biz de buraya oturacağız Kadir Bey. Biz de evet kendi yemeğimizi savunacağız ama kötü demiyoruz. Sadece çarşaf böreğinin şeysini konuşuyor. Onu bile hani baskı yapıyor ki şey olsun. Hani benim dediğim olsun gibi. Benim fikrim, benim kararım ama olan olması gereken bu değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.